size çok güzel ve özel bir menü tavsiye etmek istiyorum. İlk olarak ayran aşçı çorbası, bundan sonra etli ekmek, hatta biz de beraber etli ekmek yapacağız. Sonra puzzle, burani ve kapatmak için müthişen bir güllaç. Evet, dediği gibi biz beraber şimdi etli ekmek yapacağız. Hazır mısınız? Çünkü hamur iş içinde gidiyoruz. Okey, ben burada yavaş yavaş başladı, hamur yaptı, mayalandırdı. Hamur yapılışı da anlatıyorum size çünkü çok kolay aslında, zor değil. Su koydu, maya koydu ve bir çay kaşığı şeker koydu. Şimdi bunu yaptıktan sonra yavaş yavaş un ekledi, bütün un ekledi. Sonra ne zaman bütün un koyduktan sonra biraz da zeytinyağı koydu. Ve final olarak tam şey bitmeden şey yaptım, tuz koydum. Tuzu sonra koydum, finalde son olarak tuzu gidiyor, tamam mı? Şimdi bunu yaptıktan sonra benim hamuru bunu işte bıraktı 15 dakika 20 dakika isterseniz yetiyor zaten, biraz da mayalandırdı ve şimdi burada ayrılıyorum, küçük toplara yapıyorum. Topları bunu aslında şey, top ne kadar büyük olması gerekir, bunu çok kolay yani bunu biz el fırını kullanıyoruz. O için restorante gibi fazla ünlü ve büyük bir et ekmek neredeyse istese de bile yapamıyoruz. Ben 60 gram yapıyorum ama siz de orada şey bakabiliyorsunuz ya, ne kadar ince istiyorsunuz ama 60, 70, 80 gram normalde yetiyor yani, tamam mı? Şimdi burada gösteriyorum, bunu kesiyorum. İstersen şey bıçakla da şey yardım edebilirsiniz. Ben elle kesiyorum, problem değil. Böyle oluyor. Ben size şey topu nasıl yapılır diye gösteriyorum. Siz böyle yapıyorsunuz. Hepsini ortada koyuyorsunuz. Bakın böyle bir ortada bir parça ortada. Bakın oldu, bir top oldu. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki benim topları biraz da tabii ki de birebire uzak konması gerekir yani, hafifçe bu yiyecekler çünkü. Üstünde ben bir tane slat bez koyuyorum ve bir saat bekletiyorum. Bu kadar yani. Biraz sonra görüşürüz. Okey. Burada hamurları mayalandırıyor. Hatta hazır diyebilirim yani, çok gaz kaldı. Ahşap alıp yani üstündeki gideceğim malzemeleri. Ben burada hepsi doğradı. Görünüyor mu kamerada? Bir bakayım. Burada. Şimdi beraber kontrol edelim ne var. Kıyma. Ben burada orta yağlı kıyma kullandım. İsterseniz ama mesela geleneksel de Konya tarafta ben şeyden gördüm yani, ince doğranmış kuşbaşı, aslında kuzu eti hepsi tane gördüm. Ben çok fazla kuzu eti yemedim yani ama benim tavsiye bu yani. Soğan, domates normalde hep soyulmuş domates, küçük doğruyorlar vesaire. Ya benim bunu bir tavsiye, ben soyulmadı çünkü normalde ya yaz dönemli böyle bir güzel böyle bir şey, böyle bir maşallah domates olsan olur. Ama kış domatesi kullanırsanız, kabuğu çıkarırsanız gerçekten domatesten hiçbir şey kalmaz yani. O için yani, yoksa ben de soyacağım ya. Yaz dönemli tabii ki de soyulmak daha faydası var yani, daha şey lezzetli oluyor. Çünkü şey içindeki orada domates parçalar da kalmaz yani. Yeşil biber. Ben sadece yeşili kullanıyorum. İsterseniz şey kırmızı da kullanabiliyorsunuz. Bu sizin hariç. Sonra baharatla ilgili ben sadece tuz, karabiber, pul biber kullandım. İki tane şey. Ben biraz da bunu şey ben yaptım yani. Çünkü seviyorum. Hafifçe bir küçük parça sarımsak koydum. Ezilmiş bir sarımsak koydum. Ve burada görebiliyorsunuz ortadaki biraz maydanoz var. Normalde daha fazla koyması gerekir fakat burada ev fırını kullandığı için çok maydanoz içinde koymuyorum. Çünkü pişirme süresi normal restoranlardan daha uzun ve maydanoz yanmak ihtimali daha yüksek. O için ben çok gazlı maydanoz kullandım. Diğer maydanoz şey pişirdikten sonra koyacağım yani. Ve burada şimdi hepsi neredeyse şey iyice göreceğiz yani, başka hiçbir şey yok yani. Evet. Sonra artık yavaş yavaş bizim şey ekmekleri yapacağız yani. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi fırın, ben çünkü şimdi fırını açacağım yani. Evet, bunu biraz da açayım. Sonra evde devam ediyorum. Okey. Şimdi fırın açıyorum. Ev fırından bahsediyorum.
en yüksek derece. En yüksek derece ki normalde 250 olması gerekir. Ama yeni fırınlarda 300 varsa o da daha uygun olur yani. Daha iyi aslında. Tamam mı? Ve öyle pişireceğiz. Ben daha önce dediğim gibi yani benim hamurları tepsiden pişireceğim. Ama ve bu benim tavsiye, bu tarz hamurla işler yapmak için yani mesela bunu evde lahmacunla yapmak isterseniz veya evde pizza yapmak isterseniz normalde fırın kağıdı kullanmak sizin de şey yani doğru değil demek istemiyorum ama çok uygun değil yani. Çünkü biz istiyoruz ki hamurla direkt şey demirle şey kontaktı gelsin ki daha güzel de pişirsin. Yapıştırmamak için isterseniz orada tam bir küçük damla yağ koyabiliyorsunuz yapıştırmamak için. Yani yetiyor zaten yani. Hiçbir problem değil. Evet. Bunu şimdi iyice kavurması gerekir yani. Tabii ki de bunu şey ben hamur açmadan önce bir 15-20 dakikada yarım saatte bu hazırladığı kıyma bekleteceğim yani. Hemen koymuyorum. Ya bu biberleri, soğanları, şimdi biberleri ve soğanları çok fazla küçük kesmek mantıklı değil. Çünkü fırında yanmak ihtimali daha yüksek. Bu hep fırın olduğu için yani. Ama en önemli şey hepsi aynı ölçü olması gerekir. Yani elinde yapabileceği kadar yapın. Orada şey, daha güzel, en görüntü daha güzel oluyor. Yerken yani. Yoksa bir parça biber çiğ olacak, birisi yandı olacak, birisi doğru pişmiş olacak. Yani çok karışık olur yani. Evet. Süper. Hazır oldu. Şimdi bunu sıraçıyla kapatıyorum. Buzdolabına vereceğim. Yani açılmaya başladı. Burada biraz un var. Yetiyor bana neredeyse. Benim sizi verdiğim hamur tarifi çok yumuşak. O için korkmayın. Hatta bakın. Böyle bile açılıyor. Tamam mı? Ama tabii ki de daha şey doğru bir şekilde, daha dümdüz bir şekilde böyle bir merdaneyle açması gerekir. Zaten fazla açma gerek yok. Çünkü şey tepsi fırın çok büyük değil yani. Kimseyi korkmasın. Şu madde bu işlerde insanlar da biraz çekiniyorlar yani. Haklı. Şimdi tamam bu kadar. Da koyuyorum. Bana biraz un ihtiyacı var. Evet. Çünkü şey benim hamuru şey çok yumuşak. Okey. Burada. Okey. Şimdi ben bilerekli biraz da küçük tuttum. Şimdi göstereceğim niye. Ve üstündeki un olmaması gerekir ama altındaki biraz un olsun. Çünkü bunu pişirerek onu hafif de yanar ve size şey daha böyle bir odun fırın gibi bir lezzet verir yani. Burada bizim hazırladığı harcı var yani. Bunu koyuyorum. Ben bol seviyorum o içine. Evet. Yani doğru doğru seviyorum açıkçası. Ve şimdi bir şey göstereceğim. Ben biraz daha küçük yaptım çünkü elimde biraz esneteceğim ve aranızda ufacık boşluk olacak. Bakın gösteriyorum. Evet. Tamam. Şimdi burada. Bakın ne kadar güzel. Şimdi bunu fırına vereceğim. Burada. Evet. Muazzam görünüyor. Evet, aynı bir şekilde bunu. Bunu şimdi alıyorum. Burada şey, çok az koymayın. Az koymak çok tavsiye etmiyorum. Çünkü unutmayın ki et sonra fırında şey çekecek biraz yani. O için daha çok az kalacak yani. Yani ben bol seviyorum. Bol tercih ediyorum en azından yani. Yoksa ne etli ekmek diyorlar. Ekmekli et değil yani. Evet.
Bak böyle. Şimdi yine göstereceğim. Alıyorum. Hafifçe böyle bir uzatıyorum. Oldu. Şimdi fırına veriyorum ve diğerleri hazırlayacağım. Evet, burada benim etli ekmek bakalım görünüyor mu kamerada? Hazır oldu. Muazzam. Şimdi fırına verdi. Nasıl pişirdi kapatmadan önce size söylemek istiyorum. Ben fırın 250 derece aldı en yüksek derece. Şimdi fırın tepsiyi yağlı kağıtsız kullandım. Altındaki 5 dakika, en altındaki pişirdi 5 dakika, en üstteki de pişirdi 2 dakika ve benim etli ekmek hazır oldu. Şimdi ben çok ince yaptı, bakın bunu göstermek istiyorum. Çok ince yaptığı için o kadar çabuk pişti. Air fryer farklı, siz ne kadar açıyorsunuz çok fark ediyor vesaire. Benim tavsiyem yine fırın 250 derece olsun, yani fırındaki en yüksek derece olsun, sonra bir tane et ekmek deneyin. Bundan sonra diğerlere devam edin ama neredeyse böyle gözükmesi gerekir. Muazzam yani. Vallahi öyle bir et ekmek deyince bana aklımda Konya geliyor yani. Ben bunu yemeye devam ediyorum. Ciao.